372 metre. Asbese girecek orada. 800'lük asbese. Toplam 372 metre. Eski trafiğin olduğu yer. Yani bu burunun amacı zaten daha önce çelik borunun deforme olmuş, bozulmuş olan yerleriyle ilgili daha önce peyderpey 3 kademede yapmıştık değil mi? Evet. 3 kademede belli periyotlarda her sene yenileme yapmıştık. Bir keresinde 1,5 kilometre, bir keresinde 1 kilometre, bir keresinde 800 metre yanlış hatırlamıyorsam bu son etabı. İşte bu 2 tane köprünün de geçişinin olduğu en zorlu etaplarını. Burada hem su borusunun artık ömrünün, çelik ömrünün tamamlanması ve hem de iki tane deredeki zaman zaman oluşan sel dönemlerinde buradaki boruların o derenin kesitini engelleyen bir vaziyette olmasından dolayı buraların yenilenmesi gerekiyor idi. İşte bu hattı 372 metrelik bu çelik boru hattını yenilemiş oluyoruz ve dere geçişlerinde dere yatağının altına alıyoruz. Yani üstte boru gözükmeyecek, tamamen dere yatağının altında olmuş olacak. Dolayısıyla bu yenilemeyle birlikte bütün ana hattımız, isale hattımız hepsi yenilenmiş oluyor. Modern sistem şeklinde yapılmış oluyor. Tabii ki bu hat tamamlandıktan sonra boru başlarının bağlanması durumunda yine yaklaşık olarak bir 24 saatlik bir su kesintisi uygulamak zorunda kalacağız. Bunu da vatandaşa şimdiden söyleyelim de bu su kesintileri oluyor diye millet şey yapmasın, söylenmesin. Yani o anlamda hazırlıklı olsunlar istiyoruz. Evet, 2013 yılında da bununla ilgili size dağıtıldı. Su Kanalizasyon Müdürlüğümüzün yapmış olduğu şey, ben burada detayını söylemiyorum. Yaklaşık olarak 4100 metre içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi döşendi. 2013 yılının 6 aylık henüz daha 6 aylık süreç içerisinde 4100 metrenin üzerinde bir yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu şebekesi döşendi. Bu da şunu gösteriyor aslında, bunu her zaman söylüyoruz. Bizim altyapıyı tamamlama gibi bir imkanımız yok Çerkezköy'de. Yani biz bunu tamamladık desek bile 6 ay sonra, 1 sene sonra yine bu kadar 4 kilometre, 5 kilometre, 10 kilometre, belki senede 10-15 bin metre civarında bir altyapıya ihtiyaç oluyor. Niye? Çünkü göç alıyoruz. Yani bu kadar göç alan bir yerde altyapı veya diğer hizmetlerin tamamlanması diye bir şey söz konusu olmuyor. Maalesef bu da onun göstergesidir. Biz ama bu göç artışıyla birlikte yeni oluşan meskun yerlerde altyapı hizmetlerimizde yine aynı fizikle devam ettiriyoruz. Çok şükür ki bizim altyapı sorunumuz yok. Ne kanalizasyon, ne içme suyu, ne yağmur suyu, herhangi bir sorunumuz yok. Yollarımızla ilgili, kaldırımlarımızla ilgili de çalışmalar hızlı bir şekilde inşallah birkaç ay içerisinde tamamlanacak ve çok daha rahat edilir, çok daha rahat yaşanır bir çerçeve kalkışı olacak. Ne zaman başkanım burası? Evet, müteahhit. Nerede müteahhitimiz? Şey bizi bağlıyor başkanım. Biz onu 20 günde biter de bu Pınarçı Teresi'nin köprü olayı evet. Bir şey şimdi, geciktirecek. Yani biz şöyle diyelim. Evet. Koordinatlara yani göre. Biz bu yenilemeyi yoksa 15 günde biz aslında bitiririz. Devlet Su İşleri'nin onu sürekli onlarla görüşüyoruz ama bir türlü henüz daha o projeye başlamadılar. Proje bitmek üzere başkanım. Yani yakında yeni bir köprü proje hazırlandığı için. Çünkü orada mevcut şu anda bizim bir ishal hattı borumuz var. O ishal hattı borusunu şu anda iptal etme şansımız yok. Yani başka bir yere deplas etme şansımız yok. O boruya göre oradan geçecek yanındaki ikinci köprünün projelendirmesi gerekiyordu. Yani tip proje olmuyordu. Şimdi ona göre bir proje hazırlanıyor. Proje bittikten sonra hemen müteahhit hızlı bir şekilde ona başlayacak. O köprü bittikten sonra o köprünün üzerine alacağız suyu. Yani o köprüye göre deplasesini yapacağız. Yani köprü nereye yer konuşlanacaksa o köprüye göre deplasesini yapmış olacak. Yani 20 günde, 25 günde, 1 ayda bu hat bitecek ama bağlantısını 1 ay sonra yapmayacağız. O köprünün bitiminden sonra yapacağız inşallah. Bu da herhalde öyle tahmin ediyorum ki Eylül Ekim bulur galiba. Köprü ayaklarınızı gösterseler bakacağız. Evet. Geçebilirsek. Yani ayaklar yapmadan olmaz. Yani ayakları evet. Oluşturacak ki çünkü biz boru yapıp ondan sonra yanında inşaat almak olmaz. Almak kolay bir şey değil. Yani bir evet. Depreseyi buradan buraya alıyorum desene 36 saat.
O kadar su kesintisi olmuyor. Ona bağlı. Yani böyle fıştığına bağlı. Köprü ayakları belli oldu mu? Zaten ondan sonra bir daha boruyu aynı şekilde onlar koca hızlandıracaklar zaten. Köprü ayağına göre dökecek. Temellerini atarlarsa zaten ondan sonra bir daha sıkıntımız kalmıyor. Köprü ayağına göre boru döşenecek. Döşesek olmaz.